İsmet Karaman, Sivas Akıncılardanı. 1960 doğumluyum. Mesleğim ben turizm, restoran, büyük kulüpten emekliyim. Çift havuzlar, büyük kulüpten emekliyim. Garsondum ben. Şu an emekliyim. Bol bol geziyoruz işte. Binada yöneticiyim burada. Ümraniye aşağı yukarı 1989 falan o civarlarda geldim. Ümraniye o zamanlar çok iyi değildi. Şu an çok güzel. Her yer pırıl pırıl. Ya çöp yığınları vardı. Her yer çakır çukur, çamur. Arabalar buraya hiç gelmiyordu bu mahallenin mesela. Ben kurucularındanım yani. Bu mahalleye geldiğimde çok tena bir yerdi. Çakmaktan aşağıya taksi inmezdi. Şu anda cennet yani burası. Çocukluk dönemim ben küçük yaşımdan Sivas Akıncılar Dundar köyünden geldim. Aşağı yukarı 13 yaşımda falan ilkokulu falan bitirdim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Ufak böyle bir çırak olarak bir yere girdik. Bizi hatta kabul etmediler. O zaman tahta kasalar falan vardı. Beni bir lokantaya koydular. Ya bardakları yıkar mı falan böyle. Çok perişandım ya. O zaman iyi değildim yani. Oyun çok oynadım. Çocukluğumda çelik çomak oynardık. Saklanma, sime bit diye bizim bir şey memlekette öyle bir şeylerimiz vardı. Onlardan oynadık böyle. Bayağı bir anılarım var benim orada mesela. Annem bana bir azık yapardı. Azık da dediğim ekmeğin arasına çökelik derler bizde. Onun içine koyarlardı. Ben giderdim ondan sonra o yarım yörede bitirirdim o şeyimi falan böyle yememi. Öğlen oldu. Ben kuzuları tekrar geri getirirdim. Ya annem bana derdi niye getiriyorsun bunları oğlum? Ben acım derdim ya karnım da acıktı falan. Yarı yerde bitirirdim yememi böyleydim yani. Çok yaramazdım. İlkokulda en başta benim ismim çıkardı. İsmet Karaman diye. Eski dönemde komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Şimdiki valla komşuluk ilişkileri yok. İnsanlar asansörde birbirini görüyor, merhaba demiyor. Eskiden çok güzeldi. Komşuluk, büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Böyle ne bileyim yani kaynaşma vardı. İnsanlar birbirinin halini, hatırını sorar. Yani yardımlaşma vardı. Şimdi yok. Kimse kimseyi tanımıyor yani. Hatta bırak akraba akrabayı tanımıyor. Eşimle ben tanışmam şöyle, ben Ankara'ya da gittim, Ankara'da çalıştım. O zamanlar dayımın rahmetli, dayımın yanında kalıyordum. Eşime şöyle oldu, görücüsüyle daha Türkçesi oldu. Resimle vallahi. Aşağı yukarı 42 senelik evliyiz yani. Ve mutluyum yani. 3 tane, torunda 5 tane. 12 Eylül'de askerdim. Mesela ben Acem Birliği'ni yeni bitirdim. O zamanlar Kenan Evren'in zamanında. Acemiydik yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani öyle apar topar bizi toparladı götürdüler yani. Vallahi kötü şeyler hissettim. Annem geldi, babam geldi aklıma. Ne bileyim yani sokağa çıkma şeyi vardı bilmem. Yani böyle kötü şeyler geldi aklıma. 99 depreminde bizim burada bir binamız vardı bizim burada. 2 kat mıydı o zamanlar? 3 kat mıydı bu burada? Bizim bildiğiniz gibi şu karşımız boşluk. Yani arabada böyle çocuklar da ufak, bir tanesi ufaktı mesela. Arabanın bagajında yattık, şuralarda yattık yani çok perişandık ya o zamanlar ya. Hakikaten yani kötü olaylar oldu o zamanlar yani. Korktuk yani bina çökecek diye. Şu anki belediye başkanımızdan memnunum ben vallahi. Günümüz Ümraniye'si pırıl pırıl vallahi. Hoşuma gidiyor. Şurada bir tane parkımız yoktu. Şu anda bak çocuk parkları yapıldı, spor alanları yapıldı, yürüyüş yerlerimiz var. Her sabah çıkıyorum, spor yapıyorum. 1,5 saate yakın spor yapıyorum. Yani güzel yani benim hoşuma gidiyor. Yani. Ümraniye güzel. Şurası mahallemiz güzel, temiz. Bayağı gelişti, güzel. Evet. Mutluyum. İnan ki mutluyum. Yaşarsam da memleketime giderim öyle gezer gelirim yani. Ben yayla şeyini severim. Ormanı severim, tabiatı severim. Kuşları, hayvanları çok severim orada mesela böyle. Temiz hava, temiz su. Vallahi günümüzün gençlerine bir tavsiyem şöyle. Gençler şimdi iş beğenmiyor gördüğüm kadarıyla. İşsizlik var diyorlar. İnan Allah her yerde camlarda bakıyorum. Çırak aranıyor bilmiyorum. Herkes masa başı istiyor. Ya bir işine önce bir orada bir ısın. Ondan sonra ya kendini topla. Kendine bir çevre yap. Ondan sonra işini araştır. Ondan sonra güzel güzel mesleğine devam et. Hemen istiyor. Ya ben okul okudum. Ya bu işleri kim yapacak? Sen okudun, ben okudum, o bir okudu. Yani ne bileyim yani benim garibime gidiyor ya. Çalışsınlar, işlerini geliştirsinler, ondan sonra daha güzel işlere gitsinler. Hemen masa başı olur mu yani? Ben okudum, o bir okudu. Kim çalışacak, bu işleri kim yapacak yani? Herkes okuyor şimdi, okumayan kimse yok ki. İsmet Başkanıma çok çok teşekkür ederim ve kendisini de seviyorum.
her zaman da yani arkasındayız, destekliyorum.